arkadaşlar merhabalar Emine'nin el işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte bu güzel keçe taban patiğimizin yapılışını yapacağız arkadaşlar. Tam çeyizlik borçalara da koyabilirsiniz. Gelin pati de yapabilirsiniz. Lohusa pati olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tabanımızı yaptım, oluşturdum ve şöyle güzel patik süsü ile süsledim arkadaşlar patiğimizin keçe tabanımızın numarası 38 39 şöyle bir patik süsüm var arkadaşlar e, ipim polosu patiklik ip tığım 2 numara 1.75 milim Evet arkadaşlar malzemelerimiz bu şekilde e, malzemelerimiz hazır ise gelin birlikte yapalım ya, e, yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İpimizi bu şekilde ortadan çıkarıyorum. Şöyle keçe tabanımı aldım. Burra tabanlı kullanıyorum arkadaşlar. İnternet e, Instagram hesabından kendilerine ulaşabilirsiniz. Şöyle tabanımı aldım. Hemen taban tığlamamıza başlıyorum. Taban tığlamamızda da e, patiğimizi oluşturmada da aynı tığ kullanıyorum arkadaşlar. Tabanımızda 54 tane delik oluş, e, oluşmakta arkadaşlar. Konuşamadım özür dilerim. Şuradan topu kısmından şu şurası bizim orta noktamız. Buradan başlıyoruz arkadaşlar. Buradan buraya burası 1 2 3 ve 4 5 sağda ve solda olmak üzere 5 tanesine dörtlü batıyoruz arkadaşlar şu orta noktamızdan başlıyoruz hemen bir zincir çekerek sabitlememi yapıyorum sabitlememi yaptım aynı yere 1 2 3 ve 4 kere battım Yanındaki boşluğa 1 2 3 ve 4 tane battım arkadaşlar. Bu şekilde batıyorum. Bir kere de geçiriyorum. Gevşek yapmayız. Yapmayın. Güzel durmaz. Çok da sıktırmayın. Patiğimiz kasabilir. 4 kere doldurdum. Sağda ve solda olmak üzere 5 tanesine 4'lü batıyoruz. Şimdi ben ortasından başladım. O orta noktamızı buldum. Topuk kısmından iki tanesini dörtlü battım. Yanındaki boşluğa üçlü batarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Üçlü batıyorum. Bu şekilde burun kısmına gelesiye kadar üçlü batıyoruz. tabanımız keçe taban. Şöyle burun kısmından gelesiye kadar <laughs> burun kısmında orta noktayı buluyoruz arkadaşlar. Orta noktasını bulduk. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tanesine dörtlü batıyoruz buradan itibaren sağda ve solda olmak üzere toplamda 6 tanesine dörtlü batıyoruz orta noktası burası buraya da aynı şekilde dörtlü sağda ve solda olmak üzere altı tanesine dörtlü batalım 2 3 4 5 6 buraya ve buraya dörtlü batıyoruz toplamda 6 6 12 orta nokta ile beraber 13 tanesine bunun kısmına dörtlü batıyoruz 1 2 3 4 5 6 buraya kadar üçlü batalım arkadaşlar geldim bakın 1 2 3 4 5 6 6 tanesine d 4'lü batıyorduk oraya kadar üç'lü batarak geldim buraya d 4'lü batalım yanındakie dört'lü batıyoruz 3 ve 4 orta noktamıza kadar dört'lü batalım orta noktasına geldim d 4'lü batarak. 1 2 3 4 5 6 tanesini dörtlü battım orta noktamıza da dörtlü batıyorum 3 4 yanındakine sağda ve solda olmak üzere demiştim 6 tanesine tekrar dörtlü batıyoruz toplamda 13 burun kısmındaki 13 tane deliğimize dörtlü batarak devam edelim 3 4 şu delikteki küçük şeyler düşebiliyor arkadaşlar. Onlar hiç sıkıntı değil. 3 4 Bu şekilde 6 tanesine batalım. 1 2 3 4 5 6 tanesine dörtlü battım. Bakın. Şöyle orta noktası 1 2 3 4 5 6 bu şekilde 6 tanesine dörtlü battım arkadaşlar toplam 13 tane olacak orta nokta ile beraber şimdi yanındaki boşluğa 3 batıyorum 2 3 onun yanındakine aynı şekilde 3 batarak devam ediyorum yanındaki boşluğa 3 bu şekilde topuk kısmına kadar yani şuraya kadar orta noktamız burası topuk kısmındaki 1 ve 2 sağda ve solda olmak üzere buraya da 4 tane batıyoruz. Buraya gelene kadar üçlü batalım arkadaşlar. Bakın kendini belli ediyor zaten. Buraya gelene kadar üçlü batmaya devam edelim. Geldim. Bakın sağda ve solda olmak üzere orta nokta ile beraber toplamda 5 tane olacaktı dörtlü batıyoruz yanındakine battım toplamda 5 tane oldu bakın arkadaşlar toplamda 5 tanesine dörtlü battım ve kaydırma tekniği ile birleştirmemi yaptım bir zincirimi çektim bakın ne sıkı ne gevşek oldu Töö, tabanımız kasma yapmadı Gevşekte olmadı. gevşekte yapmayın. Güzel durmaz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bir zincirimi çektim. Tığlama yapıyoruz. Şöyle bir kere de geçirdim. Bakın. Kendini belli ediyor zaten. Hemen aralardan zincirin arasından batmıyorum bu sefer. Şu üst kısımdan aradan battım tığın başına doladım bir kere de geçirdim tığın başına doladım aradan battım bir kere de geçirdim tığın başına doluyorum şu aralarda batarak bir kere de geçirdim bu şekilde etrafını dolanıyoruz arkadaşlar şöyle bakın arasından battım diğer taraftan çıkardım ve bir kere de geçirdim aradan batıyorum diğer de taraftan çıkardım bir kere de geçiriyorum bu şekilde etrafını dolanalım başladığımız noktaya gelelim etrafını dolandım geldim başlamış olduğumuz noktaya battım ve birleştirmemi yaptım bakın bu şekilde tabanımız ne kasma yaptı bu şekilde kasma yapmasın sıkı yapmayın arkadaşlar tamamladım geldim tekrar bir zincir çekiyorum bakın dolanıp gelmiştim. Şimdi sık iğnelerimizin arasına battım. Bir kere de geçirdim. Tekrar yanındakini sık iğnenin arasına battım. Bir kere de geçirdim. Bu sıramızda, ikinci sıramızda aynı şekilde dolanıyoruz. Bu şekilde dolanalım. Buraya kadar dolanıyoruz arkadaşlar. Şu orta noktayı saymıyoruz. Burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8. boşluğumuza gelesiye kadar aynı şekilde sık iğne ile, ile devam edelim. Orta nokta ile beraber 9 olacak. Arkadaşlar orta nokta ile beraber sayın 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya kadar sayalım. 9 tane şuraya kadar sık iğne tekniğiyle gelelim geldim bakın dokuzuncunun dibinden şuradan batıyorum arkadaşlar şöyle yapalım tığım başını doladım dibinden şöyle bakın dokuzuncunun dibine tepeye batmıyorum ama bu şekilde batmıyoruz burada model kuruyoruz arkadaşlar şu modelimizi kuracağız şu araya bakın bir tane trabzan bırakıyorum yanındaki sık trabzan diyorum pardon sık iğne bıraktım diğer sık iğnenin bir tane bırakıyorum araya battım ve diğer sık iğnenin arasından geçiriyorum ön taraftan ipimi aldım ön taraftan bir iki ve üçlü trabzan yaptım tekrar tığın başına doladım aynı işlemimizi arkadan yapıyoruz arkadaşlar bakın battığım dibine dibindekine battım ve diğer sık iğnenin arasından aldım bir iki üçlü trabzan yaptım tekrar bakın battığım yere çıkardım diğer taraftan geçirmiştim ya arkadaşlar onun dibine batıyorum tekrar ön taraftan bu şekilde üç kere de geçirdim aynı işlemi arkadan yapıyorum ama dibine batıyorum bakın dibine battım diğer taraftan geçirdim 1 2 ve 3 ön taraftan dibine batıyorum bakın arka taraftan geçiriyorum 3 kere de geçireceğim ve tekrar onun dibinden tığımı batırıyorum diğer sık iğnenin arasından geçiriyorum bakın dibinden battım sık iğnenin arasından geçirdim 3 kere de geçiriyoruz arkadaşlar üçlü trabzan yapıyoruz ön taraftan ve arka taraftan tekrar göstermek istiyorum bakın dibine battım ön taraftan 1 2 3 bakın arkadaşlar toplamda 9 tanesine aynı şekilde devam edeceğiz bu orta noktayı sayıyoruz şu an 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 buraya kadar aynı mi aynı işlemi uygulayarak devam ediyoruz. Aynı işlemi buraya kadar yapalım. Toplamda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tanesine aynı şekilde model kurarak gelelim. Buraya kadar yapalım arkadaşlar. Dolanarak geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Toplamda e, 9 orta nokta ile beraber 9, 9 tane deliğimizin dibinden boşluktan başladık dolana dolana geldik burada da 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9. dibine kadar yaptık arkadaşlar toplamda 31 tane model olacak ön taraflarını sayıyorum sadece buralarını toplamda 31 tane modelimizi oluşturdum Evet arkadaşlar 31 tane oldu şimdi tığın başına doluyorum bir sık iğne bıraktım bakın dibinde bir tane sık iğne bırakıyorum battım bir kere de geçirdim aynı şekilde yanındakine sık iğne yaparak devam ediyorum tığın başına dolayarak Evet arkadaşlar topuk kısmına kadar başladığımız noktaya kadar devam edelim geldim son olarak şuraya dibine batıyorum ve başlamış olduğumuz noktaya batıp kaydırma tekniği ile birleştirmemi yaptım bir zincir çektim tekrar bir tane sık iğne bırakıyorum araya battım aynı şekilde devam ediyorum sık iğne yaparak bu şekilde dolanıyorum ve şu modelimizin yana kadar yapalım bir sık iğne bırakalım. Bakın model kurmaya başlamıştık. Şu modelimizin yanına kadar yapalım. Şurada bir sık iğne bırakalım. Buraya kadar yapalım arkadaşlar. Geldim. Bir sık iğne bıraktım. Tekrar bakın ön taraftan almıştık tepeye batmıyoruz arasına batıyorum battım 2 3 kere de geçirdim tekrar arkasından keçe tarafını çeviriyorum tığın başına doladım model kendini belli ediyor zaten arasından battım 1 2 3 kere de geçirdim bakın ön taraftan battım 2 üç kere de geçirdim arka taraftan 2 3 ön taraftan 1 2 3 üçlü trabzan tekniği ile devam ediyoruz önden ve arkadan tepeye batmıyoruz aralardan bu şekilde devam ediyoruz bu şekilde dolanalım 31 tane yapmıştık modelimizi 31 tanesini dolanalım aynı şekilde 3 3 kere dolanıyoruz. Birinci sıramız dolandık. ikinciyi dolanıyoruz. Aynı şekilde üçüncüyü dolanıyoruz. Dördüncüyü 3 kere aynı şekilde dolanıyoruz arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. 31 tane modelimizi yapalım. Geldim. 31. modelimi yaptım. Ördüm arkadaşlar. Şimdi tığın başına doladım. Arada bir tane sık iğne kalıyor. Araya batıyorum sık iğne tekniği ile topuk kısmına kadar devam ediyoruz topuk kısmına kadar yapıyoruz buraya geldik sonra aynı şekilde sık iğne tekniği ile buraya kadar geliyoruz bir sıra daha örüyoruz arkadaşlar toplamda bir bu şekilde sayabilirsiniz bakın modeller belli ediyor kendini bir iki bir sıra daha dolanalım üç dördüncü sıraya aynı şekilde buraya kadar geliyoruz e, dördüncü sırada şu Burun kısmındaki esme işlemine yapıyoruz arkadaşlar esme işlemini kurmaya başlayacağız. 3 ee, sıra, bir sıra daha dolanalım, dördüncü sırada buluşalım. 3 sıramı yaptım, 3 sıra modelimi kurdum, dördüncü sırayı topu kısmından başlayarak geldim ve burada bir sık iğne bırakıyorum. Aynı şekilde modelime devam ediyorum. Önden aldım. 3 şu trabzan tekniği ile devam ediyorum. Arkadan aldım, ön taraftan burun kısmına kadar gelelim, şu orta noktaya kadar yaparak gelelim arkadaşlar. Modelimizi örerek geldim. Şu, şurası orta noktası. Bakın, burası orta noktası. Şurada şu orta noktanın izasında iki tane ön taraftan model belli ediyor kendine arkadaşlar şöyle orta noktanın şu iki tanenin yanından ön taraftan aldım esme işlemimize başlıyoruz buraya dikkat edin bakın buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor şu orta noktası orta noktanın şu iki tane ön taraftan var yanındaki modelden battım tekrar göstereyim bakın yanındaki ön taraftan aldım iki kere de geçirdim iki tane ilmek var tekrar şu orta noktanın Ö bakın orta noktanın üst tarafında iki tane model var oraya da battım bir iki kere de geçirdim tığımda üç tane ilmek var ve tekrar üçüncü ilmeğimi aldım tığımda 4 tane ilmeğim var. Tekrar onun yanındaki ön taraftan batıyorum. 1 ve 2 kere de geçiriyoruz. 3.ye geçirmiyoruz. Tığımda 2 3 4 5 toplamda 5 tane ilmek var. 4 ilmeğimizi 1 2 3 4 4 ilmeğimizi aldım ön taraftan. İki kere de geçirdim. Tığıma topladım. Toplamda 5 ilmek oldu. <laughs> Ve bunların hepsini bir kere de bir seferde geçirdim. Bakın bu şekilde ilk esme işlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Dördü 4 e, ön taraftan 4 ilmeğimizi birden geçirdim. Şimdi arkadan alıyorum. Arkadan ilmeğimizi aldım. 3 kere de geçirdim. Ön taraftan arka taraftan modelimize devam ediyorum. Ön taraftan 3 kere de geçirdim. Şu şuraya kadar yapalım. Buraya kadar aynı şekilde devam edelim. Geldim. Tığım başına doladım. O burada bir tane sık iğne atlıyorum. Dibine batıyorum. Bir sık iğne bırakıyorum onun dibine battım. Bir kere de geçirdim. Tığımın başına dolayarak Sık iğne tekniği ile topuk kısmına kadar devam ediyorum. Topuk kısmına kadar yapalım, başımız olduğumuz noktayı birleştirelim. Orada buluşalım arkadaşlar Topuk kısmına geldik. Sık iğnelerimi yaptım ve kaydırma tekniği ile birleştirmemi yaptım. Bir zincir çekerek, bakın bir tane arada bırakıyorum. Aynı şekilde sık iğne tekniği ile devam ediyorum tığın başına dolayarak sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde buraya kadar yapıyoruz. Sonra modelimizi kurarak şu esme işlemi yaptığımız yere gelelim. Ee, şurada dördünü bir esmiştik. Şuraya dolanalım. Buraya kadar. Şurada yapalım. Buraya kadar yapalım. Burada buluşalım arkadaşlar. Sık iğne tekniğiyle buraya kadar gelin. Sonra modelimizi kurmaya başlıyoruz modelimizi örün ve şuraya kadar yapın burada buluşalım burun kısmına geldim söylemiş olduğumuz yere geldik ön taraftan aldım arka taraftan da aldım bakın burası bizim esme yaptığımız yer dördünü bir almıştık şimdi onun yanında bir tane ön taraftan model bıraktım ön tarafta tığın başına doladım esme işlemi yaptığımız yer burası yanındaki modelden bakın ön taraftan aldım bir ve iki kere de geçirdim arka taraftan almıyoruz burada esne, esme işlemi yapıyoruz tekrar bakın iki kere de geçirdim iki tane ilmek var tığımda tekrar başına doladım tığım başına doladım şu dördünü bir esme işlemi yapmıştık oraya batıyorum ve bir iki kere de geçirdim tekrar tığım başına doladım tığımda üç tane ilmeğim var onun yanındaki modelden arka taraftan değil ön taraftan battım bir 2 iki, iki kere de geçirdim burada üçünü bir esiyoruz arkadaşlar burası esme işlemi dördünü bir esmiştik burası ilk estiğimiz sıra ikinci sırada ise üçünü bir esiyoruz sağdan bir tane ön taraftan aldık soldan bir tane ön taraftan aldık ve üçünü bir estim geçirdim tığın başına doladım arka taraftan aldım ön taraftan arka taraftan ön tarafta buraya kadar örelim geldim ve tekrar modelimizi söylemiş olduğumuz yere geldik tekrar bir sık iğne bıraktım dibine batıyorum sık iğne tekniği ile devam ediyorum topu kısmına kadar yapalım topu kısmına geldim başlamış olduğumuz noktaya tekrar battım bakın burası bu şekilde olacak tekrar bir zincir çekiyorum aynı şekilde devam ediyorum sık iğne tekniği ile devam edelim buraya kadar gelelim modelimizi kuralım aynı şekilde üçüncü sıramızda esme işlemi yapıyoruz bakın burası esme işlemi yaptığımız yer orta noktası ortası burası iki, iki kere esme işlemi yaptık şimdi ortadan sağda ve solda olmak üzere üçünü bir eseceğiz oraya kadar burada burası ortası yanındaki modeli bırakıyoruz bu yanındakinin ön tarafından ve arka tarafından şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Şu bakın model kurmaya başladık. Sık iğne tekniğiyle gelmiştik. Şurada bir tane sık iğne kalasıya kadar örüyoruz. Burada bir tane sık iğne kalıyor. Her modelimizi örmeye başlarken şurada bir tane kalıyor. Oraya batmıyoruz modelimize ön taraftan ördüm arka taraftan ön taraftan burun kısmına kadar devam edelim burun kısmına geldim bakın orta yeri estiğimiz orta yer sağda ve solda olmak üzere ön taraftan alarak esme işlemimizi yapacağız şimdi oraya geldim bir tane model bıraktım ön tarafa battım iki kere de geçirdim tığımda iki tane ilmeğim var tekrar Orta yerde topladığımız esme işlemi yaptığımız ilmeğe batıyorum. Bir iki kere de geçirdim. Onun yanındakine sağda ve solda olmak üzere e, ön taraftan model modele batıyoruz. Battım. İki kere de geçirdim. Toplamda tığımda dört tane ilmeğim var. Üç, dördünü bir geçiriyorum. Pardon konuşamadım arkadaşlar. Ve arkadan ilmeğimi aldım. Ördüm. Ön tarafta. Arka tarafta, ön tarafta devam ediyorum. Buraya kadar örelim. Ördüm, buraya kadar modelimizi ördüm. Şimdi tığın başına doladım, bir tane sık iğne bırakıyorum. Arasına battım, bir kere de geçirdim. Sık iğne tekniği ile topuk kısmına kadar devam ediyorum. Buraya kadar anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Bu şekilde esme işlemi yapıyoruz. 3. sıramızı ördük. Ee, şöyle söyleyeyim. 1 2 3 4 5 tane model kalasıya kadar esme işlemimize devam ediyoruz. Burada 5 tane kalacak. Şu ön kısımları sayın. 3 4 5. 5 tane esme işlemi bu kalasıya kadar bu tarafta 5 olacak şu tarafta bakın burası iç kısmı burası dış kısmı iç kısımda 5 dış tarafta 1 2 3 4 5 6 6 model kalasıya kadar örelim dış kısımda 6 iç kısımda 5 tane model kalasıya kadar esme işlemimize devam ediyoruz sonra son sıramızı göstereceğim arkadaşlar ee, Sonra da kaydırma ile model vererek bitireceğiz. Bakın çok şık duruyor. Bu şekilde yaparsanız çok şık duruyor arkadaşlar. Evet e, esme işlemimizi tamamlayalım. Sizler de yapın. Sonra devam edeceğiz. Esme işlemlerimi tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model iç kısımda 7 tanesi dış kısımda 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. E, 5. modelimizi 1 2 3 4 5 tane model kalasıya kadar yapalım demiştim. Bu sıramızı birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Topuk kısmına geldik. Bir zincir çekiyorum. Bu sıramızda son sıramız arkadaşlar burası. Burada tığımın başına dolamıyorum. Tığımın başına dolamadan batıyorum. Bir kere de geçiriyorum. Battım, bir kere de geçirdim. Battım, bir kere de geçirdim. Bu şekilde modelimizin şu gösterdiğim yere kadar devam edelim Evet söylediğim yere geldim modelimize yapmaya başlıyoruz bu sıramızda sürekli ön taraftan oluyoruz arkadaşlar <laughs> şöyle arkadan almıyoruz son sıramız ön taraftan burada da esme işlemi yapmış oluyoruz üçüncü yaptım dördüncü modelimize ördüm ve 5. modelimizi ön taraftan alarak ördüm bu şekilde arkadaşlar şimdi tığım başına doladım burası esme işlemimiz bizim şurası sağda ve solda olmak üzere aynı şekilde esme işlemimizi yapıyoruz iki kere de geçirdim tığımda iki ilmek var ve orta yere geldim iki kere de geçirdim tığımda 3 ilmeğim var ve diğer tarafa ilmeğimi ön taraftan aldım iki kere de geçirdim burada 4 ilmeğimi birlikte geçiriyorum ve tekrar devam ediyorum burası iç kısmı 5 modelimi örneğimi ön taraftan olanları ördüm burada 6 tane olacak 3 4 5 6 6 kere ön taraftan alıyorum 3 kere de geçirdim altısını ön taraftan alarak örüyorum. 3 4 Burada da esme işlemi yapmış oluyoruz. 5 ve 6. Evet bakın bu şekilde toparladık. Ve tığımızın başına dolamadan bir sık iğne atlıyorum. Diğer tarafa battım, bir kere de geçiriyorum. Tığın başına dolamadan bir kere de geçiriyorum. Bu sıramızı da bu şekilde yapmış olalım. Topuk kısmına kadar yapalım. Son sıramız e, kaydırma tekniğiyle kenar süsü vererek dolanacağız arkadaşlar. Topuk kısmına kadar yapalım kaydırma tekniği ile kenar oyamızı buraya kadar yaptım. Şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu modelimizin dibine battım ve şu önden aldığımız ilmekleri ilmeklerin her arasına batıyorum. Aynı şekilde kaydırma tekniği ile devam ediyorum. bu sıramızda aynı şekilde aralarına batarak başlamış olduğumuz noktaya kadar devam edelim. Burayı da göstermek istedim arkadaşlar. Ne sıkı ne gevşek olacak şekilde yapalım. Bakın. Özellik ile şurayı göstermek istedim. Bu şekilde olacak. ve aynı şekilde devam ediyoruz tığımızın başına dolamadan son sıramızı o şekilde gitmiştik aralarına batarak kaydırma tekniği ile devam ediyoruz ne sıkı ne gevşek olacak şekilde yapalım patiğimiz bitmiştir başlamış olduğumuz noktayı birleştirip ipimi koparttım ve gizledim patiğimiz bitmiştir bu şekilde manken ayağımıza giydirelim kidirdim. Şimdi süsleme işine geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle süsümüz var. Çırçırlı. Cırt Çırçırtımızı Cırt şuraya bakın. Son model kurmuştuk. Onun izasından ortalıyoruz. Bu şekilde makine dikişi ile dikiyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Önceden diktim. Şöyle bir makine dikişi yaptım. Ve süsümüzü buraya yapıştırıyoruz. Bunu yıkadığınız zaman 30-40 derecede yıkayabilirsiniz. Süsü alıyoruz. Sonra bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bunu da buraya dikelim. Sonra yapıştırmamızı yapalım. Patiğimiz bitmiştir bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, örgüyle kalın. Hoşçakalın.